Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit eşitsizlikler konumuzun ikinci bölümünü işleyeceğiz. Bundan önceki videomuzda ilk 6 özelliğimizden bahsetmiştik. 7. özelliğimizle konumuza devam edelim. 7. özelliğimiz aynı yöne bakan eşitsizliklerin taraf tarafa toplanabileceğini söylüyor arkadaşlar. Örneğimizi inceleyelim. X ve Y reel sayı olmak üzere X'in aralığı, Y'nin aralığı verilmiş. Bizden istenen X artı Y'nin aralığı. Bu tip sorular çözülürken X'in aralığını yazıyoruz. Altına Y'nin aralığını yazıyoruz. Aynı yöne baktıkları için taraflar toplarsak X artı Y'nin aralığını buluyoruz arkadaşlar. X artı Y eksi 2 ile 6 aralığında olur. Diğer örneğimize geçersek X ve Y reel sayılar denmiş. X'in aralığı verilmiş. Y'nin aralığı verilmiş. Buna göre demiş 2X artı 3Y'nin aralığını bulunuz. Bu sorunun diğer önceki sorudan farkı direkt X ve Y'yi değil 2X artı 3Y'yi istiyor. Yani bizim X'e değil 2X'e ihtiyacımız var. Y'ye değil artı 3Y'ye ihtiyacımız var. O zaman X'in aralığını alıyoruz. 2 ile genişletiyoruz arkadaşlar. 2 ile çarparsak eksi 10, 2 ile 3'ü çarparsak 6, x ile 2'yi çarparsak 2x. Demek ki 2x'in aralığı eksi 10 ile 6 arasındaymış. 3y'yi elde edelim. İfademizi 3 ile genişletirsek 3y'nin aralığı da eksi 6 ile 12 arasında olur. Taraf tarafa toplarsak eksi 16, 2x artı 3y 18. Demek ki 2x artı 3y'nin aralığı eksi 16 ile 18 arasındaymış arkadaşlar. Diğer örneğimize geçersek en çok hata yapılan soru tiplerinden biri arkadaşlar bu. Bir önceki sorumuza, bundan sonraki çözeceğimiz soruya da çok benzeyecek bu sorumuz. Dikkat edin, eğer sorunun tepesinde yani x ve y eleman reel sayılar yazan bu bölümde x ve y tam sayı demiyor ise X ve Y yerine değer vermiyoruz arkadaşlar. Öğrencilerimizin yaptığı en büyük hata bu tip en büyük en küçük sorularını gördüklerinde X ve Y'ye değer vermeleri. Demek ki X ve Y'ye neye göre değer veriyoruz? Sorunun kökünde X ve Y tam sayı derse değer veriyoruz. Demiyorsa benzetiyoruz arkadaşlar. Buna göre çözüm oluşturalım. Bizden istenen 2x, x'in aralığını 2 ile genişletiyoruz. 2x'in aralığı eksi 4 ile 26 oluyor. Y'nin aralığını 5 ile genişletiyoruz. 5y'nin aralığı eksi 5 ile 10 oluyor. Taraf tarafa toplayabiliyoruz çünkü eşitsizliklerimiz aynı yöne bakıyor. Taraf tarafa toplarsak 2x artı 5y'nin aralığı eksi 9 ile 36 olur. Bu aradaki en büyük tam sayı değerini istemiş. Cevabımız 35 olur arkadaşlar. Evet, diğer örneğimizdeyiz. Şimdi sorunun köküne baktığımız zaman x ve y'nin tam sayı olduğunu söylememiş. Demek ki değer vermeyeceğiz. Ne yapacağız o zaman? Biz verilen x aralığından 3x'i, verilen y aralığından eksi 4y'yi elde ederek taraf tarafa toplayacağız. O zaman x'in aralığını 3 ile genişletirsek 3x'in aralığı eksi 15 ile 9 olur. Y'nin aralığını eksi 4 ile genişletirsek burada da eksi 4'e dikkat edelim. Negatif bir sayı olduğu için sınırlarımız hem işaret değiştirecek hem de yer değiştirecek. Eksi 4 ile çarparsak eksi 4 çarpı eksi 10 artı 40 oldu. Sağ tarafa geçti. Eksi 4 ile 12'yi çarparsak eksi 48 oldu. Sol tarafa geçti. Eşitsizliklerimiz aynı yöne baktığından taraf tarafa toplarsak 3x eksi 4 diye ifadesi eksi 60 ile 63 ile 49 aralığında olur. Yalnız burada dikkat edelim. Hem 9'da hem 40'da eşitlik olduğu için taraf tarafa toplandığında 49'da da eşitlik olur. Buna dikkat edelim. Bu aradaki en küçük tam sayı değerimiz ise eksi 62 olur arkadaşlar. Evet, yine aynı soru tipi ama çözümleri bambaşka. Bu sefer sorunun başlangıcında bize x ve y'nin tam sayı olduğunu söylemiş.
Yine tekrar edelim. Eğer sorunun başlangıcında x ve y tam sayı diyorsa, az önceki soruda yaptığımız gibi benzetme işlemleri yapmıyoruz. Bunun yerine x ve y'ye sorumuzun sorduğuna uygun şekilde değerler veriyoruz. Şimdi bizden 3x eksi 4 y'nin en büyük değerini istemiş. Biz de planımızı yapalım. Planımızda x'e en büyük değeri vermeyi, y'nin önünde de eksi olduğu için y'ye de en küçük değeri vereceğimizi uygulayalım. X'e en büyük değerimiz 3'ü veriyoruz. Bu aralıktaki en büyük değerimiz 3. Y'ye ise bu aralıktaki en küçük değerimiz olan eksi 9'u veriyoruz. Bu ifadeleri 3x eksi 4 y'de yerine yazarsak cevabımız buradan 45 olur arkadaşlar. Evet, 8. özelliğimiz çarpmanın aralığı. Bu tip ifadeler çarpılırken arkadaşlar sınırlar birbirleriyle çarpılarak bu çarpımlar içerisinde en büyük ve en küçük aralığında yazılır. Yani A'yı C ile, A'yı D ile, B'yi C ile, B'yi D ile çarpıyoruz. Bu çarpımlar içerisinden en küçüğünü ve en büyüğünü seçiyoruz. Çarpımımız bu iki sayı arasındadır diyoruz. Örneğimize bakalım. Şimdi x'in ve y'nin aralığı verilmiş. X çarpı y'nin aralığı istenmiş. Biz de çarpmamızı yapalım. Eksi 2 ile eksi 8'i çarparsak 16. Eksi 2 ile eksi 8'i çarptık 16. Eksi 2 ile 3'ü çarptık eksi 6. Eksi 1 ile 8'i çarptık eksi 8. 1 ile 3'ü çarptık 3. Şimdi bu çarpım sonuçlarına baktığımız zaman en büyük değerimiz 16, en küçük değerimiz eksi 8 olur. Demek ki x çarpı y eksi 8 ile 16 arasında olur. Şimdi sorumuzda baktığımız zaman yine x çarpı y'nin en büyük değerini istemiş. Fakat burada sorunun başlangıcında x ve y'ye tam sayı denmiş. Tam sayı dendiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine değer veriyoruz. X çarpı y'nin en büyük olmasını istiyorsak x'e de en büyük değerini, y'ye de en büyük değerini vermemiz lazım. Verelim. X'in alabileceği buradaki en büyük değerimiz 6. Y'nin alabileceği en büyük değer 7 seçilirse çarpımlarda en fazla 42 olur. Evet. Çift kuvvet alma. Çift kuvvet alma biraz tehlikeli arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceğiz. Çift kuvvetini alacağımız basitsizlikte eğer arada sıfır bulunuyor ise sıfırdan büyük eşitliği başlatacağız. Sınırlardan hangisinin kuvveti daha büyük ise onu da sağ tarafa yani önüne yazmamız gerekiyor eşitsizliği. Şimdi örneklerde dikkat edelim. X'i vermiş, x karenin aralığını istiyor bizden. Eksi 4 ile 3 aralığında 0 bulunduğu için 0'dan büyük eşitliğe başlatıyorum. Hangisinin karesi büyükse de onu ön tarafa yazıyorum. Eksi 4'ün karesi büyük olduğu için 16'mızı yazdık buraya. Yine eksi 3 ile 1'in aralığını vermiş. X'in karesini, x'in 4. kuvvetini istemiş bizden. Arada 0 bulunduğu için 0'dan büyük eşitliğe başlatıyoruz. Hangisinin 4. kuvveti büyük diye baktığımız zaman eksi 3'ün 4. kuvveti 81 olduğu için onu ön tarafa yazıyoruz. Şimdi burada karesini istemiş ama bu zaten bizim yapabildiğimiz bir tip. Çünkü arada 0 yok. 4 ile 9'un arasında 0 bulunmadığı için direkt karelerini alabiliyoruz arkadaşlar. O da 16 ile 81 aralığında. Yine diğer örneğimizde eksi 3 ile eksi 1 arasında 0 bulunmadığı için direkt dördüncü kuvvetlerini alacağız. Yalnız küçük olanı başa, büyük olanı sona yazmaya dikkat edeceğiz. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti 81. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi 2 ile 3 aralığında bir x sayısı verilmiş. Küpü alanının küpü istenmiş. Burada dikkat edin. Çift kuvvet olmadığı için bir problem yok. Direkt sayılarımızın küpünü alırsak eksi 2'nin küpü eksi 8, 3'ün küpü 27. Yine bize 3 ile 5 aralığında x değeri vermiş, küpünü istenmiş. Küpünü alırsak direkt 27 ile 125 aralığında olur.
Şimdi burayı bir toparlarsak arkadaşlar dikkat edin. Bizim bilmediğimiz, karıştırdığımız ilk ikisinin özelliği ne? Aralıkta sıfırın bulunması ve çift kuvvet alınması. Eğer sorulan aralıkta sıfır varsa ve çift kuvvet varsa sıfırdan büyük eşit diyerek başlatmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. X'in ve y'nin aralığı verilmiş. X kare eksi 3 y'nin en büyük tam sayı değeri istenmiş. Soruda x ve y tam sayı demediği için değer vermiyoruz. O zaman x kare de eksi 3 y ifadelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi x'in aralığı verilmiş. X kare yapmak için karelerini almam gerekiyor. Arada sıfır bulunduğu için sıfırdan büyük eşitliğe başlatıyorum. Hangisinin karesi büyük? Eksi 6'nın mı 7'nin mi diye düşündüğümüzde 7'nin karesi daha büyük olduğu için 49'umuzu yazıyoruz. Şimdi y'nin aralığı verilmiş. Eksi 3 y'yi elde etmem lazım. Eksi 3 ile çarparsam negatif bir sayı olduğu için sınırlar hem yer değiştirecek hem işaret değiştirecek. Çarpalım. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsam artı 9 artık sağ tarafta. Eksi 3 ile 8'i çarparsam eksi 24 yapar artık sol tarafta. Eşitsizliklerimiz aynı yöne baktığımdan taraf tarafa topluyorum. X kare eksi 3 y ifadesi eksi 24 ile 58 arasında oldu. Yalnız buraya dikkat edelim. Sıfırda eşitlik var. Eksi 24'te eşitlik yok. Topladığımda eşitlik olabilmesi için her ikisinde de eşitlik olması lazım. Her ikisinde de eşitlik olmadığı için buraya eşitlik koymadık. Dikkat edelim. Bu aradaki en büyük tam sayı değerini istemiş. Cevabımız 57 olur. Evet, yine benzer bir soru tipi. 2x kare artı 5y'nin en büyük tam sayı değerini istemiş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Sorunun başlangıcında x ve y tam sayı dendiği için yine ne yapacağız? Değer vereceğiz. Burada dikkat edeceğimiz şu. 2x kare ifadesinin en büyük tam sayı olabilmesi için öyle bir sayı seçeceğiz ki eksi 9 ile 5 aralığında karesi en büyük olsun. Karesi en büyük olan sayı burada eksi 8'dir. Ona dikkat edelim. 5y'nin de büyük olabilmesi için eksi 7 ile 5 aralığında seçebileceğimiz en büyük y değerimiz de 4 olur. Şimdi bu eksi 8 ve 4 ifadesini alıp soruda 2x kare artı 5y ifadesinde x ve y yerlerine yazarsak cevabımız 148 olur. Evet, şimdiki örneğimiz çıkmış bir soru. Bir köyden kasabaya iki ayrı yoldan gidilebilmektedir. Birinci yol 3A kilometre. İkinci yol A artı 8 kilometre. İkinci yol daha kısa olduğuna göre A için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi sorunun sonuna bakarsak ikinci yol daha kısa diyor. Yani ikinci yolumuz olan A artı 8'in 3A'dan küçük olduğunu söylüyor bize. Kısadır demek daha küçüktür demek. Çözüme geçersek ikinci yolumuz olan A artı 8 birinci yolumuz 3A'dan daha küçüktür. Şimdi burayı da birinci dereceden denklem çözer gibi çözelim. A'yı sağ tarafa eksi A diye atarsak 2A yapar. Her yeri de 2'ye bölersek A 4'ten büyük çıkar. Bulduğumuz bu cevaba uygun olan şıkkımız da Edirne'dir. Edirne A 4'ten büyük. Evet, yine meşhur sorularımızdan biri. X liraya alınan bir mal Y liraya satılmaktadır. X ile Y arasında Y eşittir 8X eksi 630 bağıntısı vardır demiş. Bu malın satışından kar elde edilebilmesi için X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir satıştan bizim kar elde edebilmemiz için satış fiyatımızın alış fiyatımızdan büyük olması lazım. Şimdi bizim satış fiyatımız Y. Alış fiyatımız da X. Kâr etmek istiyorsam Y'nin X'den büyük olması lazım. Şimdi Y'yi X'den büyük seçtik. Yapacağım tek şey Y'nin de ne olduğunu vermiş bana. 8x eksi 630. Bunu da alır. Bu eşitsizlikte Y yerine 8x eksi 630 yazarsam büyüktür X. X'i sol tarafa attım. 7x kaldı. Eksi 630'u bu tarafa attım. Her yeri 7'ye böldüğüm zaman x büyüktür 90 çıktı. X'in alabileceği en küçük değer 90'dan büyük olan 91 yani
A şıkkımız olur cevap. Evet, yine problem tarzı bir soruyla birlikteyiz. Hareket halinde geçen T saat sonunda bir kamyonun deposunda bulunan M yakıt miktarı litre olarak M eşittir 53 eksi 6 T bağıntısıyla belirlidir demiş. Depodaki yakıt miktarı 11 litrenin altına düştüğünde kamyonun yakıt alması gerekmektedir demiş. Sürekli hareket halinde bulunan kamyonun bu durumda en erken kaçıncı saat içinde yakıt almak zorunda olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar soruda dikkat edersek bizim depomuzda bulunan yakıt miktarımız M. Bu M 11'in altına düştüğü zaman kamyon yakıt alıyor. Peki bize M'yi ne diye vermiş arkadaşlar? 53 eksi 6 T. 53 eksi 6 T 11'den küçük olduğu an benim depoya yakıt almam gerekiyor. O zaman hangi aralıkta, hangi zaman diliminde 11'den küçük olmalı? Ona bakalım şimdi. 53 eksi 6 T 11'den küçük demişiz. Eksi 6 T'yi bu tarafa artı 6 T diye, 11'i bu tarafa yani sol tarafa eksi 11 diye atarsak işlemleri yaptığımız zaman 6T büyüktür. 47 olacak, 42 olacak. T'yi bulmak için her yeri de 6'ya bölersek T büyüktür 7 olacak. Demek ki 7'den sonraki saat diliminde benim kesinlikle depoma yakıt almam gerekiyor. T 7'den büyük olacağına göre 8 saat içerisinde yakıt alınmalıdır. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet, şimdi burada x 1'den küçük olmak üzere demiş. Böyle bir ifade vermiş. Eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsanız aslında bize sinyali şurada veriyor. 12'ler ve 2'leri biz bir araya getirirsek sanki soruyu daha rahat çözeriz gibi. O zaman ben 2y'yi sol tarafa, 12'yi de sağ tarafa alıyorum. Şimdi burada da gördüğünüz gibi paranteze alacağımız çok belli. Sol tarafı 2y parantezine alıyorum. Sağ tarafı da 12 parantezine alıyorum. Her iki tarafta da x eksi 1 ifadesi oluştu. Bu x eksi 1 ifadesinden kurtulursak herhalde y'nin alabileceği değeri bulacağız. Her iki tarafı x eksi 1'e bölersek arkadaşlar, yalnız burada dikkat edeceğimiz x eksi 1 ifadesinin x 1'den küçük olduğu için negatif olması arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Biz her iki tarafı da x eksi 1'e yani negatif bir sayıya bölüyorsak yön değiştirmeyi unutmayalım. X eksi 1'leri sadeleştiriyorum. Eşitsizliğim yön değiştiriyor. 2y büyüktür 12 oldu. Her yeri de 2'ye bölersek y büyüktür 6 olur. Demek ki y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de en az 7 olur arkadaşlar. Evet, yine bir soru tipi. M'nin, N'nin, P'nin aralıkları verilmiş. 2M artı 3M artı 4P'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini istemiş. Şimdi soru da MNP'ye tam sayı demediği için yine benzeteceğiz. Ama şunu diyebiliriz. Yani M'nin, N'nin, P'nin aralığını bilmiyoruz. Aslında burada hepsi belli arkadaşlar. MNP reel sayı olduğu için M de 4 ile 8 arasındadır. N de 4 ile 8 arasındadır. P de 4 ile 8 arasındadır. Bana 2 tane M lazım olduğu için M'nin aralığını 2 ile genişletiyorum. 8 ile 16 aralığında. Bana 3 tane N lazım olduğu için 3 ile genişletiyorum burayı. 12 ile 24 aralığında. Bana P, 4P'nin aralığı lazım olduğu için P'nin aralığında 4 ile genişletiyorum. 16 ile 32 aralığında. Eşitsizliklerimiz aynı yöne baktığından taraf tarafa toplayabiliyoruz. Toplayalım. 8, 12, 16 toplandığı zaman 36. 16, 24, 32 toplandığı zaman 72. 2M artı 3N artı 4P sorulan ifadeyi de elde etmiş oldum. Bana bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. 72'den küçük en büyük tam sayı değerimizde bakarsak arkadaşlar 71 olur.
Şimdi arkadaşlar elimizden geldiğince bu videoda soru tiplerinden bahsettik. Size tavsiyemiz takıldığınız soruları tekrar tekrar çözmek, yazarak çalışmak ve çalıştıktan sonra da kesinlikle bunlarla ilgili testler çözmektir arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.